Bence beni unutun. Siz Antepli iri yarı bir tüccar bulun kendinize. Çiğ köfteci de olabilir, baklavacı da olur. Akşama kadar tıkılır durursunuz işte. Ya ben ne yapayım ki iri yarı adamı ya? Ben sizin gibi minyon erkekleri beğeniyorum Burhan Bey. Hey, minyon mu? Benim minyon? Ya minyon derken hani ufak tefek derli toplu. Ufak tefek ben miyim yani? Yanlış anlamayın. Kol kaslarınızı fark ettim elbette. Yani ben ufak tefek derken hani boy manasında. Yoksa cep herkülü olduğunuz malum. Cep herkülü mü? Ya siz ne diyorsunuz? Allah Allah, iltifat mı ediyorsun, laf mı sokuyorsun hiç belli değil ya. Estağfurullah. Sacit her zaman der ki kavgada bile erkeğin kısa olanı makbuldür. Böyle alttan alttan dalar der. Vallahi. Makbule Hanım, siz bir defa kısa boylu birisini gördünüz mü? Biliyor musunuz kısa boylu? Ben kısa değilim. Gafur'u tanıyor musunuz? O kısa. Ben değilim. O kısa. Gafur kısa. Cem Bey mesela o basketçi sayılır. Ben boyluyum. Kısa değilim yani. Ya olsun Burhan Bey diyeyim. Tarihteki bir sürü önemli ve ünlü insan da kısa boylu. Mesela cığıma Napolyon, mesela cığıma Al Pacino, değil mi? Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Kendi deve gibi olduğu için herkesi kısa boylu zannediyor ya. Sizi kırdım mı? Bak Bula Hanım, bence pudinginizi alın, kendiniz de almayı unutmayın. Yanınızda götürün, ikiniz beraber gidin. Şu anda sadece yalnız kalmak istiyorum, okey to? Ulu. İşte. On santim var mıdır ya bu? 15 santimdir. 1.70 mi? 10 santim mi? 1.85 mi? Ohohoho. Bir 10 santim daha geldi ama aynı oluyor demek ki. Tabii aynı oluyor. Evet, kalkış hazır. Hop, kabine kivi, kabine kivi sen çek. Hop, çıktım. Hayat burada tekrar başladı bende. Biraz alışmak lazım. Çok güzel oldu. Oo, hoş geldiniz Burhan Bey. Hep bize söylüyorsunuz geç kaldınız diye ama... insanlık hali demek olabiliyormuş değil mi? İşlerim vardı Cem Bey. Size hesap vermek zorunda değilim. Burhan Bey, sizde bir değişiklik var sanki bugün. Yo. Nasıl tür bir değişiklik? Ha, saçlarımı kestirdim. Belki ondandır. Burhan Bey, siz bu pantolonu ilk defa mı giyiyorsunuz? Ha, evet, yeni aldım. New. Sizi daha ince göstermiş. Ha, şey... Şeyden olabilir belki, spor yapıyorum. Belki ondandır. Bunda kim ya? Yeni Erkek Dergisi'nin hazırlığı için gelen... muhabir arkadaşlar. Hoş geldiniz, diliyorumlar. Hoş bulduk Burhan Bey. Hoş bulduk. Aferin, gözüm tuttu Kibilay Bey. Güzel. Bacağınızda bir şey mi var? Çok garip yürüyorsunuz da. Spordan... son zamanlarda biraz... yoğun takıldım da, asıldım biraz. Belki ondan olabilir. Sağ olun. Ayansın. Biraz gerineyim dedim. Merhaba canım. Bu kapı kısaldı mı? Zannetmiyorum, niye? Neyse. Hadi aleme akalım. Aleme mi? He, kafeye takılalım. Ay, şimdi mi ya? He. Olabilir aslında. Herkes yeni tarzımı beğenecek mi çok merak ediyorum. Buyur.
Gel canım, ben hazırlanayım, öyle çıkarız. Hadi. Gül. Burası düzelmemiş ya, yamuk gibi duruyor. Evet. Kanka. Kanka. Evet. Ne ayak? Ne? Ayakların diyorum. Bir garip yürüyorsun. Ya normal yürüyüşüm bu. Sen dikkat etmemişsin demek ki. Şaşırdım. Sonunda göz göze geldik. Evet. Ben hazırım. Anahtar ne kadar aşağıda. Kanka. He. Bir sorun olacak. Buyur. Senin boyun mu uzadı? Ya benim boyum niye uzasın Gaffur? Ne diyorsun sen ya? Saçlarımı kestirdim diyorum. Saçlarımı kestirdiğim için de boyum uzun gözüküyor ondan diyor. Alam! Alam! Kanka. Niye topuklu papuç giyiyorsun? Saçmalama Gaffur, hadi gidelim. Kanka, niye Zeki Müren gibi giyindin? Ya sen kendine bir bakar mısın? Modaya geliştirmenliği yapacak durumda mısın sen? Sen gelme hanımcan. Yok ya, neymiş? Böyle Zeki Müren kıyafetiyle yanımda dolaşmasan iyi olacak. Yok ya. Sen beni beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Kendi kıyafetini giysen tam süper olacak. Giymem. Ben halimden çok memnunum. O zaman yanımda dolaşma. Yanlış anlaşılır. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki ben seninle dolaşmaktan çok memnunum. Pijaman pantolonun içerisinden gözüküyor. Üzerine de bir ceket giymiş. 3 numara büyük. Ama en azından senin gibi topuklu papuç giymiyorum. Anladın sen onu. Hadi eyvallah. Demek ki uzun olunca en yakın arkadaşlarım bile seni kıskanıyor. Kompleks yapıyor. Çok normal. Merhaba. Günaydın demeye geldim de öyle bir uğrayayım dedim. Günaydın Burhan Bey. Ama burası açık tümen gibi ya. Beni basıyor biraz. Yüksekten çok seviyorum. Ay sizde bir değişiklik var bugün Burhan Bey. Ne bileyim, spor yapıyorum herhalde ondandır. Spor mu? Hmm. Ay yok yok, başka bir şey, başka bir değişiklik var böyle. Ha, acaba ne olabilir? Ha, saçımı kestirdim. Belki ondan olabilir. Ben de sizi özledim. Ya bırak, ondan yanaşmadım sana ya. Allah Allah. Dur bakayım. Erzay. Erzay. Üzümü de geldi. Ay. Aa. Biz aynı boy muyuz? Yok, ben biraz daha uzunum. 1-2 santim daha uzunum gibi ha. Evet. Demek ki kendi evinizde bodur görüküyorsunuz Burhan Bey. Ve burada böyle. Bodur mu? Aa! Ne oldu? Ay olacak şey değil. Ne oldu? Niye bakıyorsun ayağıma ya? Ayağıma niye bakıyorsun sen? Ne oldu? Pantolonunuzun paçası sökülmüş. Ben hemen halledeyim. Hayır hayır, dokunma, istemiyorum. İstemiyorum Makbule Hanım. İstemiyorum. Lütfen, lütfen. Lütfen şu anda iyiyim. Aram. Ayağım takıldı. Gel. Ya bırak Makbule Hanım. Ya bırak. Sana diyorum. Burhan Bey, topuklu ayakkabı mı giyiyorsunuz? Ne? Aa! Ben size kısa dediğim için. Topuklu ayakkabılar benim için. Sus be! Ağzım burnumu dağıtacağım senin ağam. Sana dokunma dedim. Düş başımdan ya. Niye dokunuyorsun? Sizdeki değişikliğin sebebi bunlardı yani, öyle mi? Aslı yavrum. İş yerindeki arkadaşlarımıza anlatmazsın değil mi? Bilmem ki, onlar da şimdi merak eder Burhan Bey. Uzun olsun, kısa olsun, insan olsun. Uzun olmakla insan olunmuyor. Nasıl olsa öğrenecekler Burhan Bey. Ama tabii ne kadar erken, ne kadar geç, o size bağlı. Sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.